Serik'ten çıkıyoruz üstadım. Bisikletçiler tırt. 3 tane bisikletçiye gittim. Biri işim çok yapamam dedi. Biri dükkan taşıyorum. Elimde motor var onu yapıyorum. Yoğunum dedi. Biri de anahtarım yok çıkaramam ben onu dedi. Arka kaset dişliği sökecek bende anahtar yok dedi falan filan işim yoğun dedi. 3 tane başka da bisikletçi yok. Manavgat'a sürüyoruz bakalım. Kimi yerde de elimde götürüyorum. Çok ses yapmaya başladı. Jant elimizde kalabilir ara. Hadi gidelim. Yolun kenarına oturdum abi. Acıktım. Sarma vardı. Yaprak sarma. Onu bir atıştıralım. Acıktın mı? He. Acıktım gel ya. Sende yok mu sende sarma? Aç ye. Hadi bakalım bize afiyet ola. Uygun fiyatlı ama çok iyi bir sarma değil. Manavgat'ın sınırına girdik. Buradan yürüyerek ters yöne gelirken şu kenardaki toprak yoldan geliyordum yoldaşımla birlikte. Az ileride bir benzinlik olacak. Orada kamp atmıştım. Bir gidelim oraya bakalım. Bugün saat erken, burada kalmayız. Ama izin istesek verirler. Daha önce hava da yağmurluydu. Ben şuraya çadır kurmuştum. Etrafta daha çok ağaç vardı sanki o zaman. Bazılarını kesmişler. Böyle bir zeytinliğin kenarıydı. Güzel yerdi. Şimdi biraz oturup gideriz buradan. Marketten bir şeyler alır mıyız bilmiyorum. Benzinlikte durmadık pek. Azıcık eski günleri yad ettim. Şimdi aşağıya sahile doğru yol dönüyor. Manavgat'a ana yoldan gitmeyeceğiz. Denize doğru ineceğiz. Köylerden, aralardan. Side'den tekrar Manavgat'a çıkarız. Bisiklet tek teli kopuk. Sürekli teller gevşiyor. Yavaş yavaş sekiz dizmeye başladı. İnşallah Manavgat'ta hallederiz. Buranın bisikletçileri yaramaz. Şöyle buradan aşağıya deniz yaka tarafına ineceğiz. Hadi gidelim bakalım. Portakal bahçeleri. Asfaltın sıkıcılığından kurtulalım. Burası hemen yoldan biraz sapınca Yeniköy. Çakış Yeniköy diye geçiyor abi. Marketten bir çakmak gazı aldık. Aşağı doğru iniyoruz bakalım. Nerede akşam orada kamp. Bende var. Üf, iki tane ekmek var bende. Abi sanki Arabistan köyünde. Güneş nasıl? Aşağıda bir daha vardır. Bakkal bakarız duruma göre. Hala Çakış köyündeyiz. Camisinde yarım saat kadar oturduk. Ahmet abi denk geldi orada bir tane amcamız. Sağ olsun serasından bize biber getti verdi. Sahile deniz kente doğru iniyoruz. Deniz kentinin orada bir ağaçlık bir alan görüyorum haritada. Burada da market varmış. Markette bir şey lazım mı yok? Google Earth'ten baktım. Daha ayrıntılı. Orman gibi bir yer. Denize de yakın. Deniz kenarı bir kamp atalım. Saatte 3.30'a geliyor. 8.5-9 kilometre falan. 10 diyelim işte. Güzel bir köymüş buraya. Sırf sera ama her yer sera. Hadi
Hadi gidelim ki görek ne var ne yok. Ahmet abi dedi buraya muz da geldi artık dedi. Muz yoktu eskiden, şimdi muz da yapıyorlar serada dedi. Büyük bir sera göreceğiniz, bir muz diye dedi. Orada zenciler bile çalışıyor. Burası. Bak ağaçların gölgesi görünüyor. Birini ekerler, birini sökerler diyor. Biber var şimdi diyor. Sonra diyor gafur, kavun, gafuz ekerler diyor. Aa, büyük bir işletmeymiş burası. Bir muz. Bak bak yeşil muzlar geliyor. Saratacaklar onları. Hemen hop erdi. Hadi bakalım. İkindi vakti oldu. Büklüce Mahallesi. Denizkent'e geliyor. Denizreka, Denizkent. Burada da bir çeşme ve bir kabristan. Asfalttan döndüğümüz iyi oldu abi. Şöyle azıcık sakin yollardan gidelim ya. Tarkan o Koreli bisikletçi Don bir şeylerdi ismi ama tam dilim dönmüyor. Sence şimdi nerededir? Ne? Manavgat'ı geçmiştir değil mi? Manavgat. Zehir gibi gidiyor ha maşallah. 10 güne Antep'e varacakmış. Ben anlamıyorum ha bu bisikletçiler. Maratondalar mı? Bisikletle böyle uzun turdasın. Niye hızlı gidiyorsun ki? Bunlar sağlam basıyorlar. Tamam da abi böyle zehir gibi yoldan asfalttan basıp gidip. Biz de öyleyiz. Ben mesela yola çıkıyorum sabah. Bir çıkıyorum. 90-80. O zaman sizin derdiniz varacağınız yer. Yol değil. Kenara. Bense böyle etrafı seyrederek, rüzgarı hissederek gitmek isterim. Motorda da böyle. Tamam işte normal olan bu abi. Basa bas, basa bas, 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 bas. Bin otobüse gitme ya madem yoldan keyif almıyorsun, hızlıca varacağın yere ulaşmak istiyorsan. Abi milletin bahçesindeki portakalı ne yapacaksın? Yere dökülür kimse ellemez, sen aldın mı hırkız olasın. Olmaz. Bahçe sahibi görersin, istersin alasın. Yola bakıyor musun nereye gidiyoruz? Burası da Denizyaka köyüne geldik. Geliyoruz daha deniz. Buradan daha sonra Denizkent geliyor. Sende de var, bende de var. Var yeter de. Aklına var mı başka gelen bir şey? Kahvaltılık falan. Yok ya, besas var. Kaç para oldu? Başka bir şey istemiyorsun, doğru mu? Yok yok ya şimdi. Şeyi sor bakalım, çakmak gazı. Abi, adamın çakmak gazı kaç para var? Var mı? Böyle tüp olarak çakmak gazlarında. Ne kadar onların fiyatları? Uygunsa normalse hazır gelmişken alak.
Arkana önde, ben arkada. İniyoruz denize. Sıcak denizlere, Isparta'nın dağlarından. Evet, her hafta golf oynamadan duramıyorum. Zengin sporu golf sahaları. Lig ya volt, golf ıvır zıvır bir şeyler dedi. Bir buçuk kilometre var deniz kenti. Bak hemen golf sahasının önüne market de açmışlar abi. Denizkent mahallesine giriş yaptık. Kabak serasıymış. Yerler kabak dolu. İndirmişler, toplayacaklar herhalde. Biraz da şu camide karbonç hazır edelim. Boş karbonçlar. Az orada, az orada. Sonra da buradan böyle sağdan gideceğiz. Market de varmış ama kapalı herhalde. Benim şeker yenip. He? Tansiyonu verip. Sana tatlı verir mi? Ellerim tutuluyor. Acım ya. Denizkent camisinden çıktık. Böyle ara yollara girdik. Bakalım sahile doğru iniyoruz. Yabancı karavancılar falan da geçti aşağıya. Karavanla takıldıkları bir yer varmış aşağıda. Perakendeler diye köy var abi burada, az ileride. Oradan da gidiliyor. Bakkalcı bir teyze vardı burada. Anam anam anam, biberleri bakacağım. Çok küçük küçük. O dedi aşağı dedi çok geliyor dedi kampçılar, karavancılar dedi. Oğlum. Kızmış lan. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Benim kafamı karıştırma ya. Gidiyor işte. Vereyim telefonu, bak haritadan. Ya o az ileriden de dönüyor. Oradan da buraya bağlanıyordu galiba. Hayır ya, ne yeşil yurtu? Denizkent. Küçük oğlaklara bak, bak maşallah. Az daha aşağıya doğru böyle denize yakın bir yere gitmek istiyorum. Normalde şurada güzel çamlık alanlar var. İleride denizle orman daha yaklaşıyor. Manzaramız deniz olsun ya bugün. Deniz kumu her yer. Vay 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 vay. Tarkan Aga, buralar da fena değil ha.
Gel bir bakalım, gel. Oh, ne biçim sallanıyor ha. Şu an kamera kolumda şangır şangır oynuyor. Bu mekanlar da fena değil. Selamünaleyküm. Karavancılar var, çöp konteyneri koymuşlar. Ama alkol almaya gelen gençler de var. Bilemedim. Karavan yeri. Bir değerlendirelim bakalım. Denizi de gördük kaç zaman sonra. Akdeniz yani. Şurada bir eski bina da varmış. Fabrika gibi değişik bir yer. Balıkçılar var. Nasıl? Denizi gördük. Sonunda. Nasıl, bu aşık alanlar iyi mi? Abi denizle iç içe güzel bir orman, fakat her yer çöp içinde ya. Yani karavan da moda oldu ya artık. Her yerde şey karavancı. Ya, köpek biz insanlardan daha temiz. Gene tertemiz ha. Üstünü kapatıyor yani. Değil mi? Neyse. Biraz daha içe girip oraya çadır kursak daha iyi olacak. Denizden uzaklaşmak istiyoruz biraz. Aslında deniz manzarası ile uyumak isterim ama buralar biraz daha pis. Şöyle bir gidelim bakalım. Vay be, değil mi? Ya, panimetski. Kavari, panimetski kavari. Bolşe. Очень хорошо. Читат писать все отлично. По-русски читат писать нет. О, вау. Abi kuru değil içinde oğlum. Bizim gibi mi? Ya vay be, helal olsun adam ya. Yemin ederim. Her şeyi bilecek de abi. Abi başka dille var? Almanca zat var mı? Almanca süper. Var mı? Tabii, süper. Almanca da var. Süper Almanca. Sen burada öğreniyorsun bunları diyorum. Bu Rusçadan Almanca sesbizim bölgede çok. Tabii. Ya gelen turizm tabii. Olunca. Hadi bakın benim dilim öğrenesiz mi? Nece sen yaksısın? Halin yaksı mı? Nece sen yaksısın? Halin yaksı mı? Yaşı. Yaksı mısın? Yaşı. Ne kadar ne yaşıyorsun? Bak ya. Alman ile Rus'u öğrenip de abi Azerbaycan kardeş ülkenin şeyini öğrenip. Gelmiyorsunuz oğlum buraya Azerbaycan. Biz de buraya gelmiyoruz, doğru diyor. Manatınız azıcık değerlendi, kaçtınız Avrupa'ya. Doğru diyor abi. Gelip doğru de öğretmiyorsun adama. Ben sana Azerice konuşurum. Danıştım yani. Konuşmadım, danıştım. Vay be, helal olsa da Almanca, Rusça bir de çözüm biz var. Biz o kadar gezik öğrenemiyoruz abi. Çöni çeki selameti. Çöni çeki selameti, tekeceğim. O yok. Abi isim ne bu arada? İsim ne? O yok. Eskırmancı Hındık Kızanım. Ya kurmancı Nazanım, soranı zanım. Hındık Kızanım. Hındık Kızanım. Hındık. Kurmancı zanım, soranı zanım sadece. Evet, sonra. Sormanız hanım, kurmanız nazan. Evet, kurmanız hanım. Varab zanım değil şimdi, fark yok bu. Böyle ya, abi kaç keçi var? Keçi 29. Maşallah. Hepsi sütlü mü? Tabii. Ve pervaraz buraya hali. Tursa. Yok, yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Ben de Türkçeden başka bir şey yok abi. Gider Rabatuz. Rabatuz, Kafkas, Tatar. 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 Niyet Rusya.
bir bisiklet Tatar Rus gelişçi. Yani bak ya. Sen bile unuttun oranın dilini. Ben unuttum. Onu, kendi dilimi unuttum ya. Granitsa. Granitsa evet evet. Granitsa. Rus granitsa. Rus granitsa yok. Tatar, Kafkas. Tatar, Kafkas. Gürcistan. Gürcistan. Ömer, adam o kadar turist geldi. Abi bu yakında su yok değil mi içecek? Var, pompa var ileride. Limana gidiyorsunuz, limandan sola kuzeye 100 metre. Şey, burada cami daha mı yakın? El pompası var idi. Bundan su çıkıyor mu? Çıkar, şurada var ama içilmez. İleride kimden içilir? He. Bu yoldan. Yani bu yoldan liman var. Limandan ondan sonra tam limanın doğrusundan sola 100 metre. Yani köye geçsek yakınımız, buradan geçsek yakınımız. Bu su var. Bu su yakın daha, doğru mu? Tabii canım, limana gittim. Pompa varmış burada. Pompa nerede dediniz mi? Tamam. He. Biz camiden su doldurduk. O içilir miydi? İçer. Sen içilir ya, içilir. He. Burada ne gelir sivrisinek var ya. Isırıyor adam adam. İşte hava. Ona göre. Oy oy. Bizim işimiz de böyle. Her gün ev kuldur, ev kaldır. Ben de çobancılık yaptım ha. İnek çobancılığı. Dördar. Anladım. Dördar ya. Azmış ya. He? Çok az dördar. Dördar yaptım. Ben böyle fazla. Arada bir çalışıyorum. Evet. Denk geldi bile ben. Yaptım ya. İnek çobancılığı yaptım. Davar çok yapma. Davar sevmiyorum. Halam gizlat yapıyorlar. Öyle ben sevmiyorum davar. Davar zor ya. Bir yere duymuyor ya. Sürekli hareketli. İnek daha rahat. Ağır oluyor. Vallahi yapacak bir şey yok. Ben de bunu severim. Aynen aynen. İnek sevmem. Ya sizin şeyiniz bu ya. Hayat, mesleğiniz bu ya. İşim bu. Aynen işiniz bu. Olmasa köyde yaşamak olmaz ha. Aynen öyle. Bahçeyle uğraşasın, hayvanla uğraşasın. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Aynen. Bir tane barbunyam kalmıştı. Barbunya demeye bin şahit lazım. İçinde %60'ı su. 4-5 barbunya. Gerisi havuç ve patates. Bu Şok'taki Vatan Barbunya'dan almayın abi, tavsiye etmiyorum. 18 liraya düşmüş, indirim ucuz diye aldık ama tabi ucuz etin suyu her zamanki gibi aynı terane. Doyuruyor mu? Doyuruyor, eyvallah. Fakat lezzet yok. Şimdi buraya oturduk, direkt bir şeyler ısıtıp yiyelim dedik. Çok acıktık çünkü. Tertibata girişemedik. Ateş yakıp melemendir, çaydır yapamadık. Onu yarın inşallah. Yarın da burada yatmayı düşünüyorum. Hayırlısı diyelim.